Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu kovalent ve metalik bağlar olacak arkadaşlar. Kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinde ilerleyişimizi bununla birlikte sürdürüyor olacağız. Burası güçlü etkileşimlerin son konusu olacak. Bir sonraki aşamada artık zayıf etkileşimlere geçeceğiz arkadaşlar. Daha öncesinde neler yapmıştık? Şöyle bir hatırlayalım. Kimyasal türleri ve türler arası etkileşimleri sınıflandırmıştık. Güçlü ve zayıf etkileşimler olmak üzere ikiye ayırmıştık. Güçlü etkileşimler iyonik, kovalent ve metalik bağdır demiştik ve bir derste de i onik bağın hem Lewis yapısını hazırlamıştık hem e, özelliklerinden bahsetmiştik hem de e, adlandırmasını yapmıştık. Şimdi geldik kovalent ve metalik bağlardan bahsetmeye. Burada da aynı şekilde kovalent bağın özelliklerine değineceğiz. Peki konu olarak karşımıza neler çıkacak? Öncelikle kovalent bağın oluşumundan bahsedeceğiz. İyonik bağda bir Lewis yapısı çizmiştik ya şimdi de kovalent bağda Lewis yapısı çizeceğiz ve birbirinden çok farklı davrandıklarını, Lewis yapılarının da bundan ötürü birbirinden farklı olduğunu görüyor olacağız arkadaşlar. Ardından da aslında kovalent bağ varsa hani molekülleri tanımlarken demiştik ki elektron ortaklaşa kullanımı yani kovalent bağ sayesinde oluşan atom gruplarıdır. Dolayısıyla bu atom gruplarında bir kutuplaşma var mı yok mu bunu polarlık ve apolarlık kavramları üzerinden tanımlayacağız. Ki burası çok önemli olacak arkadaşlar. Burayı özellikle böyle altını çizerek geçelim. Çünkü bir sonraki dersimizde de yani zayıf etkileşimlerde de konuyu anlamamız için burayı öğrenmiş olmamız çok önemli olacak. Ardından... Tıpkı iyonik bağlarda yaptığımız gibi kovalent bileşiklerin adlandırmasını yapacağız. Ve burada e, iyonik bağlı bileşiklerle kovalent bağlı bileşikleri nasıl kıyaslarız, nasıl farklarını ayırt ederiz? Onlar üzerine değineceğiz ve son olarak da metalik bağdan bahsedeceğiz. Peki bu dersi öğrendikten sonra dersten çıktık. Bu bize neler katmış olacak? Arkadaşlar ka günlük hayatta sürekli karşılaştığımız kovalent veya iyonik bağlı bileşikler var. İyonik bağlı bileşikleri tuz olarak tek bir başlık altında toplamıştık. İşte... Kovalent bağlı bileşiklerin hem yapısal olarak hem de fiziksel ve kimyasal özellikler açısından tuzlardan ne gibi farkları var? Yani iyonik bileşiklerden ne gibi farkları var? Bunu görmüş olacağız. Ve maddelerin molekül yapılarının fiziksel özellikleri üzerindeki etkilerini burada tartışacağız arkadaşlar. Yani erime noktaları neden yüksek, kaynama noktaları neden yüksek? E bunlar aslında polarlıklarıyla ve apolarlıklarıyla alakalı olacak ya da bazı maddeler birbiri içerisinde çözünürken bazıları neden çözünemiyor onlardan bahsediyor olacağız ve tabii ki bu mevzuyu iyice öğrenmiş olmak için ödevlerimiz karşımıza gelecek. Sıfırdan dokuza kimya kitabı ilk temel kaynağımız olacak arkadaşlar. Burada 114-124 sayfa aralığı bizim ödevimiz. Neler varmış hep birlikte bir bakalım. Kitabı zaten artık baya bir ilerletmiş olduk. Yarıya geldik neredeyse. Neler var bakalım arkadaşlar. Bu kaynağımızda sol taraf bize konuyu anlatan sayfa. Sağ taraftaki sayfa ise o konuyla ilgili anlatılan konuyla ilgili soruları çözdüğümüz sayfa olacak. Yani konuyu öğrenip soruları da çözdüğümüz zaman baya bir yol kat etmiş olacağız ve her sayfada bu kendini tekrar edecek konuyla ilgili önemli noktaları burada öğrenmiş olacağız. Ardından da arkadaşlar konu tamamlandıktan sonra daha doğrusu bölüm tamamlandıktan sonra bölümü e, Genel olarak tarayan tarama testleri karşımıza çıkacak. E, bu kaynağımızı tamamlayınca işimiz bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Hepinizde gene var. Dinamo Kimya kitabı biliyorsunuz. İkinci temel kaynağımızdı. Burada da testra 8-14 aralığı bizim ödevimiz olacak arkadaşlar. Peki burada neler var? Şöyle birlikte bir bakalım. E, burada da her bir sayfa bize konu... E, iyi anlatan konuyu bize öğreten bir soruyla bir çözümlü örnekle başlayacak arkadaşlar ve çözümlü örneğin altında da dört tane tam burada çözdüğü soruyla alakalı ona benzer farklı soru tipleri karşımıza çıkacak Dolayısıyla bu kaynak sayesinde de her konuyla ilgili ne tip sorular karşımıza çıkabilir onları görmüş olacağız Burada da aynı şekilde bölüm tamamlandıktan sonra tarama testleri bizim karşımıza çıkacak ve tarama testleri sayesinde bayağı bir yol kat etmiş olacağız diyelim ki çözemediğimiz sorular oldu ya da kafamız kafanıza takılan herhangi bir nokta oldu. Kare kodlar sayesinde her iki kitabımızda da mevcut. Video çözümüne gidip bütün eksiklerimizi giderme şansına sahip olacağız. O zaman haydi dalalım kovalent bağ diyelim bakalım. Şimdi koalent bağ nasıl oluşur? Şimdi ionik bağla böyle kıyaslayarak gidelim bence. Ionic bağda demiştik ki elektronların alışverişi söz konusu. Metal ve ametal atomları arasında gerçekleşiyordu ionik bağ ve metal atom, elek, atom e, bir elektronunu ya da birkaç elektronunu ametale vererek kendisi katyon haline geliyordu. Ametal de anyon haline geliyordu. İşte bu zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekimlere de biz ionik bağ adını veriyorduk. Kovalent bağ geldiğimiz zaman burada arkadaşlar iki tane ametal atomu arasında oluşan bir bağdan bahsedeceğiz. Dolayısıyla her ikisi de elektron almak isteyeceği için bu defa elektron alışverişi değil. Onun yerine elektronların paylaşımı söz konusu olacak. Bu elektron paylaşımı sayesinde aslında bağlar oluşacak. Şimdi burada aynı tür atomlar arasında mı gerçekleşiyor? Yoksa farklı tür atomlar arasında mı gerçekleşiyor bir bağ? Ona bakmak gerekiyor tabii ki. Hani e, iyonik bağda nasıl yapıyorduk? Diyorduk ki elektron... E, dizilimini çizelim. Son katmandaki elektronlarına yani değerlik elektronlarına bakalım. Buna göre oktet veya dublet kuralına uygun şekilde, uyacak şekilde elektron alışverişi yapsınlar. Temeldeki prensibimiz buydu. Burada da aslında aynı şeyi yapacağız ama bu defa elektronları ortaklaşa kullandırarak yine oktet veya dublete uygun hale getireceğiz. Mesela hidrojenden bahsediyorsak bak zaten bir tane elektron var. Dolayısıyla elektronların katmanlarına dizilme bu şekilde olacak. Yani değerlik elektron sayısı bir. Dolayısıyla da hidrojen nasıl dublete uygun hale geliyordu? Dışarıdan bir elektron alarak geliyordu değil mi? Biz eğer iyonik bağdan bahsediyorsak ama burada e, elektronları ortaklaşa kullanıma sokacaklar. Yani iki tane hidrojen molekül atomu geldiği zaman bak şimdi ikisinin de birer tane elektronu var sonuç itibariyle. Bunlar bu elektronları şöyle ortaklaşa kullanmaya başladıkları zaman düşünsenize bak hidrojenin birini kapat diğerini iki elektron oldu. Yani dublet uygun. Aynı şey diğer için de geçerli. Yani ortaklaşa kullandıkları zaman burada da oktet ve dublete uygun hale gelmiş oluyorlar. Ama farkı nedir? Orada anyon ve katyonlar oluşuyordu. Oysa ki burada bir bütün oluşuyor. Bir molekül yapısı oluşuyor. Şimdi flordan bahsedecek olacak bak. 2'ye 7 şeklinde bunun elektronların dizilimi. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı 7'dir. Hani florun burada biz e, elektron dizilimi daha doğrusu Lewis nokta gösterimi nasıl yapıyorduk? Diyorduk ki madem 7 tane elektronu var etrafına şöyle 7 tane nokta koyalım. Sırayla gidiyorduk dört köşesine birer tane nokta koyarak. Bak üç tane çift elektron oldu bir tane tek elektron oldu. Bu ne demek oluyor? Flor dışarıdan bir tane elektron alarak oktetini tamamlar demek oluyor. Böylece sekize tamamlamış olacak. Ama burada elektron alışverişi söz konusu olmadığı için bir tane daha flor atomu yanına geliyor hemen. Şöyle yapıyorlar diyorlar ki biz bu elektronlarımızı ortaklaşa kullanalım. Bak ortaklaşa kullanılan her bir elektron bir tane kovalent bağ demektir. Yani şurada bir tane kovalent bağ vardı. Dolayısıyla burada flor atomları arasında da F2 molekülünün yapısındaki flor atomları arasında da birer tane elektron ortaklaşa kullandıkları için e, burada da yine bir kovalent bağ oluştu. Oktete nasıl tamamladı peki? 2 4 6 tane zaten kendisinde hiç bağ yapısına katılmayan elektron var bir çift elektron da burada bağ yapısındaki elektronlardan da geliyor. Yani şuradaki iki elektron hem bu florun hem de diğer florun elektronlarıymış gibi davranıyor. Dolayısıyla da iki florun da oktete uygun davranışa geçmesine sağlıyor. Bak bunları şöyle de gösterebiliriz. Hidrojen atomları arasında böyle bir tane çizgi çiziriz. Bu çizgi aslında ortaklaşa kullanılmış bir çift elektron demek oluyor. Dolayısıyla iki tane elektrona denk geliyor. Ya da florun Lewis yapısını çizeceksek. Bak bunlar noktalarımız var. Bağ yapısına katılmayan elektronlar. Bir çift elektron bağ yapısına girmiş durumda. Şöyle diğer florunda aynı şekilde elektronları var. Bir çift elektron çizgiden geliyor. Burada üç çift elektron da bağ yapısına katılmamış. Dolayısıyla her bir florun sekiz tane elektronu olmuş olduğu yani oktet kuralına uygun davranışa geçti. Geçelim oksijene. İkiye altı şeklinde olduğunu biliyoruz. Yani değerlik elektron sayısı altı. Bak şimdi oksijenin biz elektronlarını yerleştirdiğimiz zaman şöyle bir dizilim söz konusu olacak. Yani iki tane bağ yapmak istiyor bu defa. Dışarıdan iki elektron alarak oktete uygun hale geliyordu. Bu defa iki elektronu birden ortaklaşı, kullanıma sokarak ancak e, oktet uygun hale gelecek. Dolayısıyla da diyeceğiz ki bak oksijenlerden her ikisi de yan yana geldiği zaman şöyle ikisinin de bağ yapısına katılmayan ikişer çift elektronu zaten var. Bunlar birer tane elektronunu da ortaklaşa kullanımı aldıkları zaman ki ortaklaşa kullanımı şöyle çizgilerle gösterebiliyorduk. Dolayısıyla ikişer tane elektron ortaklaşa kullanıldığı için iki tane çizgi çizeceğiz bu defa. Yani ikili kovalent bağ oluştuğunu göreceğiz. Ve bu şekilde her iki oksijen atomu da oktetine uygun davranışa gelmiş olacak. Ve azota geçelim. Azotun 2, iki... 5 şeklinde elektronlar katmanlara dizildiğine göre 1, 2, 3, 4, 5 tane noktasını koyduğumuzda bak bu ne demek oluyor? Bu zaten çift halinde bu elektronlar bağ yapısına girmeyecek ama 3 tane yalnız elektron var. Hani demiştik ki yalnız elektron sayısı bize bağ kapasitesini verir. Demek ki azot 3 tane bağ yapmak istiyor. O zaman 2 tane azot atomu yan yana geldiği zaman bağ yapısına katılmayacak. Birer çift elektronları zaten olacak. Bunun dışında da üçer tane elektronların ortaklaşa kullanım aldıkları için aralarında şöyle üçlü kovalent bağ oluşacak arkadaşlar. Bunların her biri ortaklaşa kullanılan e, elektron çiftlerinin ismi geliyor olacak. Yine azot atomları bak 2 4 6 2 de kendisinde bağ yapısına katılmayan var. 8 tane elektronla oktete uygun davranışa gelmiş olacak. O zaman bir genelleme yapacak olursak hidrojen veya 7A grubu elementleri Oktetine ya da dubletine uygun hale gelirken tekli bağ yaparlar kendi atomlar arasında. 6A grubu elementleri yani kükürt için de aynı şeyi söyleyecektik mesela. derlik elektron sayıları 6 olduğu için kendi aralarında e, bir e, element molekülü oluştururken ikili kovalent bağ oluştururlar. Ama 5A grubu elementleri üçlü kovalent bağ oluşturarak bu bağları yaparlar. Peki bileşik moleküllerinden bahsedeceksek yani farklı tür atomlardan oluşan bir e, kovalent bağ yapısını çizeceksek burada karşımıza neler çıkacak? Arkadaşlar az önce yaptığımız mevzu aynen uygulayacağız. Bak hidrojenin değerlik elektron sayısı bir bir tane noktası var. Klorun değerlik elektron sayısı şöyle 2, 8, 7 şeklinde elektronlar dizileceği için 7 tane var. Bak bağ kapasitesine gidiyoruz. Hidrojenin bir, klorun da bir. Dolayısıyla bunlar birer tane elektronların ortaklaşa kullansalar yetecek. O zaman hidrojen gelecek bir elektronunu verecek. Klor gelecek. O da bir elektronunu verecek. Ortaklaşa kullanıma girecek. Dolayısıyla bak kloru yoksa hidrojenin iki tane elektronu var. Dublete uygun. E, hidrojeni yoksa klorun toplam 8 elektron oldu. O da oktete uygun. Dolayısıyla ikisi de halinden gayet memnunlar. Bileşin Lewis formülünü de bu şekilde çizeriz. Hidrojen ve oksijen arasında olsaydı nasıl? Hidrojenin zaten bir tane değerlik elektronu var. Oksijenin ikiye 6 olduğuna göre altı tane değerlik elektronu var. Bak oksijenin İki tane yalnız elektron var değil mi? Bu bağ kapasitesinin iki olduğunu gösteriyor. Hidrojenin bağ kapasitesi bir. Bak böyle bir durum karşımıza çıktığında diyeceğiz ki demek ki her bir oksijen için iki tane hidrojen gel gelmesi gerekiyor ki buradaki iki elektronla da bağ yapabilsin. Yani ne olacak? Bir tane hidrojen gelecek bir elektronu şununla ortaklaşa kullanıma alacak. Ama burada hala daha yalnız elektron var. Onun için bir hidrojen daha gelip şöyle yalnız... Elektronunu çiftleyecek. Dolayısıyla da H2O bileşiğinin yani su bileşiğinde iki tane hidrojene bir tane oksijen gelmesinin sebebini böylece anlamış olacağız. O zaman Lewis gösterimi nasıl olur? Bir tane oksijenimiz var. Bu oksijenin iki tane çifti var. Bağ yapısına katılmamış. Bunun yanı sıra iki tane de hidrojene birer tane kovalent bağlı. şöyle bağlamışlar. Suyun Lewis yapısı arkadaşlar sürekli karşımıza çıkacak. Bak bunu ezberlesek bile yeridir. Gayet aklımızda kalmasında fayda var. Çok benzer şekilde hidrojen ve azot arasında oluşsaydı bu bağ ne yapacaktık? Bak diyoruz ki hidrojenin bağ kapasitesi bir zaten. Sadece bir tane bağ yapacak. Ama azota geldiğimiz zaman bir çift elektronu var. Onlar bağ yapısına katılmıyor. Üç tane yalnız elektronu var. Bu ne demek oluyor? Üç tane bağ yapmak istiyor. O zaman aynı şekilde nasıl ki oksijene iki tane hidrojen gerekti. Azota da 3 tane hidrojen gerekecek ki yani her bir elektron için bir tane hidrojen gelip şöyle kovalent bağ oluşturacak. Bu şekilde de hani azot ve hidrojen arasında oluşan bileşiğin NH3 formülüne sahip olmasının, yani amonyak olarak adlandırılmasının sebebi de bu olacak. Şimdi geliyoruz bir tık daha karmaşık bir mevzu. Karbon ve oksijen arasında oluşacak bileşiği gelecek olursak. Şimdi karbonun bizim 4A grubunda olduğunu biliyoruz. 2'ye 4 şeklinde elektronlar katmanlara diziliyor. Dolayısıyla dört tane nokta var, dördü de yalnız halde. Yani bağ kapasitesi dört. Şimdi bağ kapasitesi karbon için dörtmüş değil mi? Oksijen için bağ kapasitesi kaç peki? E, i̇ki tane çift elektron var, onlar bağ yapısına girmeyecek dedik. İki tane de yalnız elektronu var. Bunlar bağ oluşturacak, dolayısıyla bağ kapasitesi iki. Şimdi bunlar nasıl en tutarlı şekilde birbirleriyle bağ oluşturabilirler? Demek ki iki tane oksijen geldiği zaman karbonun ihtiyaç duyduğu toplam bağ sayısını tamamlamış olacak. O zaman nasıl bir bileşik oluşacak? Her bir karbon, her bir oksijenle iki tane bağ yapacak. Yani ikili kovalent bağ oluşturacak şu elektronlar için. Zaten iki çift elektron da bağ yapısına katılmadan oksijenin yapısında duracak. E bir tane de oksijen de bu tarafta gelecek. Aynı şekilde simetrik olarak. E bu şekilde de karbondioksit molekülünün hani karbon ve oksijen arasında oluşan en kararlı bileşin karbondioksit olmasının sebebi bu olacak ve molekül formülümüzde yani Lewis gösterimimizde bu şekilde karşımıza çıkacak. E burada neyi görüyoruz arkadaşlar? E her ikisi elementte daha doğrusu her iki element atomu da oktetini tamamlamış oldu. Bak bu geri kalanları yoksa oksijenin iki çift elektronu kendisinde vardı. İki çift elektron da şu bağlardan ötürü gelecek toplam sekiz elektron. Karbona bak 2, 4, 6, 8 tane elektron hepsi bağ yapısında olmak üzere etrafında duruyor. Yani karbonda oktetine uygun bir davranışa geçmiş oldu. Dolayısıyla karbondioksit molekülünün Lewis formülü de bu şekilde oldu. Sorularda da sıklıkla karşımıza çıkacak arkadaşlar formüller bunlar olacak. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle zıplayalım bakalım. Bağ polarlığı ve apolarlığından bahsedecek olursak. Şimdi polarlık ve apolarlık mevzusunu iki başlık dinceleyebiliriz aslında. E bağların polarlığını ayrı değerlendireceğiz. Molekülün polarlığını ayrı değerlendireceğiz. Burada polarlık deyince aklımız arkadaşlar hani polar demek İngilizcesinden gelsin aklınıza. Pol nasıl kutupsa polar da o kutuplu demek olacak. Dolayısıyla eğer Polar diyorsa bu bağın kutuplu olduğunu, apolar diyorsa kutupsuz olduğunu bize isim gelecek. Ve diyeceğiz ki buradaki kutuplu olup olmama tamamen elektronegatiflik farkıyla alakalı olacak. Ne demek elektronegatiflik? Hemen ufaktan hatırlayalım. Eğer e, bir atomun e, elektronlara, bağ elektronlarına yaptığı çekim kuvveti daha yüksekse... ...daha yüksek bir elektronegatifliğe sahiptir diyorduk. O zaman kutupsuz olabilmesi için bir bağın yani e, herhangi bir şekilde iki atom arasında... ...birine daha yakın durmaması için... ...aynı tür atomlar arasında gerçekleşmesi gerekiyor. Yani eğer bir kovalent bağ aynı tür atomlar arasındaysa... ...biz o bağ kutupsuz bir bağdır yani apolardır diyeceğiz. Ne gibi? İşte H2 gibi ya da F2 gibi, O2 gibi, N2 gibi. Bak tekli, ikili ya da üçlü bağ olması bizim için bir anlam ifade etmiyor. Eğer aynı tür atomlar arasında görüyorsak... ...biz onun kutupsuz olduğunu yani apolar olduğunu söyleyeceğiz. Bu kadar basit aslında bizim mevzumuz. Ama eğer... E, farklı tür atomlar arasındaysa bu defa o bağın kutuplu olduğunu göreceğiz. Neden? Mesela HCl molekülünü düşünelim. Bak klor 7A grubunda e, dolayısıyla tek bir bağ yapma şansı var. E, aynı şekilde hidrojenin de tek bir bağ yapma şansı var. O yüzden e, Lewis formülünü bu şekilde çizebiliriz. Şimdi bu bağı çizdikten sonra şöyle değerlendireceğiz. Buradaki elektronlar klora daha yakın duracak hidrojene göre. Neden böyle düşünüyoruz? Çünkü klorun elektronegatifliği negatifliği çok daha yüksek. Bu da Elektronlar klora daha yakın bir konuma konumlanacağı için klorun kısmi olarak eksi hidrojenin ise kısmi olarak artı yükle yüklenmesine sebep olacak. Bu sigma işareti kısmi yüklenmeyi gösterecek bize onu da unutmuyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki bağ kovalent bağ oluşan kovalent bağ e, polar özellik gösterir çünkü atomlardan birine daha yakın duruyordur. Burada hani şu azota yakın bu azottan uzak duruyordur gibi bir şey söz konusu değil. Aynı şey karbondioksit için geçerli mesela. Karbondioksit molekülünü şöyle çizelim hemen karşımıza alalım. Buradaki bağlara baktığımız zaman bak kimler arasında karbonla oksijen farklı tür atomlar arasında. Dolayısıyla buradaki bağlar polardır. Neden? Oksijen elektronegatifliği negatifliği karbona göre daha yüksek. Demek ki oksijenler elektronları kendine daha yakın tutuyor. Yani oksijenler kısmi olarak eksi yüklü yüklenirken Buradaki karbon kısmi olarak artı yükle yüklenecek. Burada o yüzden bir kutuplaşma oluşacak. Ama buradaki elementlerde ya da buradaki molekül yapılarında herhangi bir şekilde kutuplaşma yok. Şöyle bir durumda söz konusu aynı molekülün içerisinde hem polar hem apolar bağlar olabilir arkadaşlar. Neden olmasın? Çünkü mesela hemen şu karşımızdaki molekülü incelediğimiz zaman şuradaki bağlara baktığımız zaman bak iki karbon atomu arasındalar. Aynı tür atomlar arasındalarsa ne diyorduk? Kutuplaşma olmayacağı için apolar özellik gösterirler. Ama şu karbon hidrojen arasındaki bağlara geldiğimiz zaman bunlar farklı tür atomlar arasında olduğu için Karbon elektronegatifliğinin hidrojenden daha yüksek olmasından dolayı bu bağların yani ortaklaşa kullanılan elektronların karbona daha yakın durmasından ötürü kutuplaşmış olacaklar ve polar özellik gösterecekler arkadaşlar. Geçiyoruz bir tık daha önemli bir mevzuya. Bağ polarlığında sadece şuna bakıyoruz. Aynı tür atomlar arasında mı yoksa farklı tür atomlar arasında mı? Burada molekül polarlığına geldiğimiz zaman birkaç kural bizim karşımıza çıkacak. Şimdi... E şöyle değerlendireceğiz. Eğer molekülün içindeki bütün bağlar apolarsa, yani hepsi aynı element içerisindeyse aynı elementin atomlarıysa bu defa molekülün apolar olduğuna karar vereceğiz. Yani molekülün kendisinde de herhangi bir kutuplaşma yoktur diyeceğiz. Ama molekülün içerisinde polar bağlar mevcutsa bu defa molekülün Lewis yapısını şöyle bir göz atmamız gerekiyor, değerlendirmemiz gerekiyor. Diyeceğiz ki eğer molekül içerisindeki bağlar da polar olmasına rağmen molekülün kendisi simetrik bir yapıya sahip. Bu onun yine de apolar olduğunu gösterir yani kutupsuz bir molekül vardır karşımızda ama hem molekül içindeki bağlar polar hem de molekülün kendisinde bir simetride bozukluk varsa bu molekülü polar yapar. Şimdi bunları Lewis yapıları üzerinden bir değerlendirelim bak H2, Cl2, O2 gibi demek ki diatomik element molekülleri karşımıza çıkarsa H2. Bak Lewis yapısı bu. Şu taraf pozitiftir, bu taraf negatiftir gibi bir şey söylememiz mümkün değil. Ya da Cl2. Lewis yapısı nasıl olacak? Arada bir tane kovalent bağ var. Klorların da elektronları var. Bağ yapısına katılmamış şekilde burada. Hani bu klor eksidir, bu klor artıdır diyemezsin. Aynı şey O2 için geçerli arkadaşlar. Kovalent bağ çiftli olsa da atomun içer molekülün içerisindeki bağ apolar. Dolayısıyla burada herhangi bir kutuplaşma olamayacağı için molekülün kendisi de apolardır diyeceğiz. Simetriye geçelim. CH4 molekülü mesela. Karbon 4 tane hidrojenle şu şekilde bağ yapacak. Bak molekülün içerisindeki bağlar polar mı? Evet, farklı tür atomlar arasında. Ama tam bir simetri söz konusu. Yani şunu söyleyemiyoruz. Bu hidrojen artıdır, bu hidrojen eksi'dir ya da molekülün bu tarafı artıdır, bu tarafı eksidir gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bu simetri molekülün kendisinin apolar yani kutupsuz olmasını sağlıyor. İçerideki bağlar kutuplu ama molekülün kendisinde herhangi bir kutuplaşma yok. Ya da karbondioksit az önce çizdik levis yapısını zaten hani şöyle bir yapıya sahip. Şunu söyleyemiyoruz bak molekülün içerisindeki bağ polar o konuda bir problem yok. Ama molekülün şu tarafı artıdır bu tarafı eksidir diyemiyoruz. Çünkü birbirini tamamen simetrik olarak karşılıklı nötrlemiş gibi değerlendirebiliriz. Bu da molekülün kutupsuz yani apolar olmasına sebep olacak. Ama Asimetrik moleküllere gelecek olursak. Bak su molekülü var hemen mesela karşımızda. Nasıl çizmiştik su molekülünün Lewis yapısını? Şöyle elektron çiftleri vardı ve hidrojenler bağlanmıştı. Bu defa arkadaşlar deriz ki, e, bu simetriyi bozan özelliğinden ötürü oksijen tarafı elektronegatifliği yüksek olduğu için kısmi olarak eksi yüklen, yüklenir. Hidrojenler ise kısmi olarak artı yükle yüklenir. Dolayısıyla burada bir kutuplaşma vardır. O yüzden bu molekül polardır. Veya NH3'ü şu, şu çizecek olursak bak nasıl bir yapı vardı? azot vardı yukarıda hidrojenler şöyle bağlanmıştı. Merkez atomdaki bu elektron çifti molekülün simetrisinin bozulmasına sebep oluyor. Ve deriz ki azotun elektronegatifliği hidrojenden yüksek olduğu için azot kısmi olarak eksi ama hidrojenler kısmi olarak artı yükle yüklenir. Dolayısıyla bu molekül için bu taraf artıdır bu taraf eksidir diyebiliyoruz. Aynı şekilde bunun içinde dolayısıyla bir kutuplaşma söz konusu. O yüzden de bu simetri bozukluğu bu molekülün polar olmasına sebep olacak. Bir molekülün polar mı yoksa apolar mı olduğuna karar vermemizi sağlayan tabii ki daha kolay kestirme yollar da var. Yani illa hepsinde böyle Lewis yapılarını e, bilip hatırlamak zorunda değiliz. Ne yapacağız arkadaşlar? Mesela PH3, H2S veya OF2 gibi moleküller karşımıza çıktıysa, bunlar için Lewis yapısına ihtiyacımız var tabii ki. Ne diyor bize? Diyor ki merkez atomda bağ yapısına katılmayan elektron çifti varsa polardır. Hani başka bir şey düşünmeye gerek yok. pH3 nasıl olacak? Bak P 5A grubunda tıpkı NH3'e benzer bir yapısı olacak. Yani şöyle bir Lewis yapısı çizeceğiz biz onun için. <laughs> Dolayısıyla da merkez atomdaki şu elektron çiftleri onun kutuplu olmasına yani polar olmasına sebep olacak. H2S'i çizelim. S 6A grubunda. Dolayısıyla 6 tane derlik elektron olacak. Bunlardan ikisi hidrojenlerle şöyle bağ yapacak. Merkez atomda elektron çifti olması bir veya daha fazla olması fark etmiyor zaten. O molekülün kutuplu olmasına sebep olacak. Aynı şey OF2 için geçerli. Oksijen 6A grubu elementi, flor 7A grubu elementi olduğu için tek bağ yapacak. Şöyle bir levis yapısı çizeceğiz buna ve diyeceğiz ki merkez atomdaki elektron çiftleri bunun kutuplu olmasına sebep olacak. Bak merkez atomu vurgulayalım arkadaşlar. Hani molekülün yapısında e, elektron çifti varsa kesinlikle polardır demiyoruz. Karbondioksit az önce ne dedik? Karbondioksit apolardır. Çünkü merkez atomumuz burada karbon ve karbonda elektron çifti kalmamış. Oksijendeki elektron çiftleri de karşılıklı birbirlerini dengeledikleri için kutuplaşmaya sebep olmuyor. Yani molekülü polarlaştırmıyorlar. Ama eğer merkez atomdaysa elektron çiftleri kesinlikle polardır diyoruz. Bir... E, molekülün yapısında karbon, hidrojen veya oksijenlerden oluşan bir yapıdan bahsediyorsak eğer e, burada. OH'ı veya NH2'yi görüyorsak arkadaşlar bu kesinlikle kutuplaşmaya sebep olacak bir etkendir. Yani CH3OH. Ben bunun Lewis yapısını çizmeme gerek yok. Hemen polar olduğunu söyleyebilirim. Ya da COOH ya da NH2'yi yapıda görüyorsam e, molekül yapısıyla Lewis yapısıyla uğraşmama, merkez atomda elektron çifti var mı yok mu bakmama gerek yok. Doğrudan bunun kutuplaşmış olduğunu ve polar molekül olduğunu söyleyebilirim. Veya Tüm hidrokarbonlar arkadaşlar. Ne demek hidrokarbon? Sadece ve sadece karbon ve hidrojen içeren bileşikler. Eğer bu iki element atomunun dışında hiçbir atom yoksa yapıda bu kesinlikle ve kesinlikle apolardır. ch 4 c 6 h 6 c CH3H8, efendim C17H36 fark etmiyor kaç tane oldu bunların. Lewis yapısını çizelim ve bakalım uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Hemen diyoruz ki yapıda sadece karbon ve hidrojen var. O zaman bu hidrokarbondur. Dolayısıyla da kesinlikle apolardır. Hemen birkaç tane soru çözelim bakalım. Aşağıdaki moleküllerin polarlık, apolarlık özelliklerini belirtiniz demiş. Mesela Br2. Bak arkadaşlar, eğer bir element molekülü ise bunun gibi diatomik bir element molekülü ise aslında Lewis yapısına bakmaya gerek yok. Kesinlikle apolardır diyebiliriz. Bak çizmeye bile gerek yok. Çünkü biz bunu çizdiğimiz zaman ne diyeceğiz? İki tane brom var. 7 A grubu elementi olduğu için brom bir tane bağ yapacak ve üçer çift elektronu kalacak. Burada kutuplaşmaya sebep olacak hiçbir etken olamaz. PH3 demiş arkadaşlar. Fosfor 5A grubu elementiydi dolayısıyla değerlik elektron sayısı 5. O zaman bir tane elektron çifti kalacak. 3 tane de hidrojenle şöyle bağ yapacak. Merkez atomda elektron çiftini gördük dolayısıyla yapıştırıyoruz hemen. Bu kesinlikle polardır. BH3 bak en istisna en çok karşımıza çıkacak moleküllerden birisi de bu. Bunu kesinlikle şöyle bir aklımızın kenarına yazalım. Bor 3A grubu elementi olduğu için arkadaşlar bak molekül formülü birbirine çok benzemesine rağmen bor sadece 3 bağ yapacak. Merkez atomda elektron çifti kalmayacak. Dolayısıyla BH3'ün Lewis formülü böyle olacak. Oktet eksikliği gibi bir istisna durum var BH3'te bor oktetini tamamlamamasına rağmen bu bileşik kararlı bir bileşiktir. Dolayısıyla da simetriyi bozan herhangi bir etken olmadığı için bu molekülün apolar olduğuna karar vereceğiz. En sık çıkan sorulardan birisi arkadaşlar unutmuyoruz. NH3 ve PH3 polardır ama BH3 apolardır. CF4 demiş hemen çizelim karbon 4A grubuydu flor 7A grubuydu dolayısıyla da flor bir tane bağ yaparken karbon 4 tane bağ yapacak ve florun şöyle elektron çiftleri etrafında kalacak molekülün neresi yapısı buymuş polar mı apolar mı bak molekül içerisindeki bağlara baktığımız zaman polar aynı şey BH3 için de geçerli molekülün içerisindeki bağlar polar ama Molekülün kendisine baktığımız zaman tam bir simetri yapısı gözüktüğü için buna diyeceğiz ki molekülü kutuplaştıran herhangi bir etken yoktur. Dolayısıyla bu molekül apolar bir moleküldür. Geliyoruz kovalent bileşiklerde adlandırmaya. Daha önce de iyonik bileşiklerde adlandırma yapmıştık. Demiştik ki iyonik bileşikleri adlandırırken katyon adı, anyon adı der geçeriz. Yani sadece bu ikisini ezberlememiz yeterli. Burada işimiz biraz daha kolay arkadaşlar. Latince sayıları ezberleyeceğiz. İlk ona ezberlememiz de yeterli. Birden ona kadar yazacak olursak mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, okta, nona, deka e, şeklinde sıralayacağız. Burayı bir ezberden bilelim. Şimdi lazım olacak, daha sonra yine lazım olacak. E, hele bir de sayısalcı olursanız organik kimyada sürekli lazım olacak. Bunları bir ezbere bilmemizde fayda var arkadaşlar. Şimdi diyeceğiz ki bizim e ametaller arasında oluştuğu için bileşikler ametallerin hem kendi adlarını hem anyon adlarını bilmemiz gerekiyor ve anyonların taşıdıkları yükleri bilmemiz gerekiyor. Bunlarda fayda var. Şimdi hidrojenin H sembolüne sahip e, elementin ametal adının hidrojen olduğunu, bunun anyon halinin e, değerlik elektron sayısı 1 olduğu için ...eksi -1 yüklü olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hidrojenin anyon halinin adı hidrür olarak isimlendiriliyordu. Bak bunları bilmemiz çok önemli bizim için. Hem iyonik bileşikleri adlandırırken hem de kovalent bileşikleri adlandırırken anyon adına ihtiyaç duyacağız. Oksijen O sembolüne sahip olan elementin adıydı. Bunun e, anyon halidir arkadaşlar. Kendisi bir 6A grubu elementi olduğu için iki elektron alarak anyon oluşturuyordu. Dolayısıyla O eksi -2 yüküne sahip oluyordu ve diyorduk ki bunun adı oksittir. Anyon haline geldiyse oksit adını alacak. Bu flor bileşiydi. Flor elementiydi. Özür diliyorum. Flor bir 7A grubu elementi olduğu için eksi bir yüklü oluyordu ve florür şeklinde anyon adını alıyordu. Bu kükürttü. Bak ametal adı kükürt. Unutmuyoruz. Bir 6A grubu elementi olduğu için eksi 2 yüklü oluyordu ve eksi 2 yüklü hale geldiği anda bunun adı sülfüre dönüşüyordu. Anyon adı sülfür olacaktı. Azot Buradaki ametelimizin adı azot 5A grubu elementi olduğu için eksi 3 yüklü oluyordu ve anyon haline geldiği zaman onun adı da nitrüre dönüşüyordu. Bu şekilde bütün A metallerin hem anyonlarındaki yükün hem de anyonun adını bir ezbere bilmemiz gerekiyor. Peki adlandırırken bunları nasıl kullanacağız arkadaşlar? Şimdi kurallarımız şunlar olacak. Diyeceğiz ki bileşik formülünde önce elektronegatifliği düşük olan ametal yazılır. Nasıl iyonik bileşiklerde önce katyonu sonra anyonu yazıyorsak ki katyonu yazmamızın sebebi aslında gene elektronegatifliği düşük olan taraf olması. Burada da aynı şey yapacağız. Hangisinin elektronegatifliği daha düşükse önce onu yazacağız. Elementlerin moleküldeki atom sayıları element sembolünün sağ alt köşesine yazılacak. Birinci elementin atom adı, ikinci elementin ise anyon adını okuyacağız. Bak burayı unutmuyoruz arkadaşlar. İlk elementin yani elektronegatifliği düşük olan elementin atom adını, ikinci elementin yani elektronegatifliği yüksek olanın ise anyon adını okuyacağız. Ve ardından atomların sayıları latince örneklerle belirtilecek. Yani kural olarak şöyle bir formülle göstereceksek. Önce birinci metal, metali, ametelin Latince sayısını vereceğiz. Ardından birinci ametelin adını söyleyeceğiz. Bak atom adını söyleyeceğiz. İkinci ametelin latince sayısını söyleyeceğiz. En son olarak da ikinci ametelin bu defa anyon adını söyleyeceğiz ve mevzuyu kapatacağız. Mesela bize dese ki iki tane kükürtü üç tane oksijen içeren molekül. Şimdi kükürt ve oksijeni kıyasladığımız zaman periyodik sistemde kükürt daha aşağıda dolayısıyla elektronegatifliği daha düşük. O zaman önce onu yazmalıyız. Yani S2 o3 gibi bir formüle sahip olmasını bekleriz. Bunu nasıl isimlendiriyormuşuz? Önce birinci ametelin latince sayısı. 2 yani di. Sonrasında birinci ametelin adı. Normal atom adı. Dolayısıyla kükürt yazacağız buraya. Ardından ikinci ametelin sayısı. Tri. Ve ikinci ametelin anyon adı. Dolayısıyla oksijen demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Oksit diyeceğiz. Dikükürt, trioksit bu bileşiğin adı olacak. Hemen örneklerle yürüyelim iyice. P2O bileşiğinden bahsediyorsak arkadaşlar adını nasıl belirliyorduk? Bak sayısı kaç? 2 yani di. Bunun atom adı neydi? Fosfordu. İkinci ametenin sayısı kaç? 1 yani mono ve e, oksijen olduğuna göre bunu oksit olarak isimlendiriyorduk. Eğer mono oksit şeklinde geldiyse olardan birini düşüreceğiz ve monoksit şeklinde tamamlayacağız. Bak buna gelelim. Di Azot diyeceğiz arkadaşlar. İlk ametelin her zaman için atom adı neyse onu yazıyoruz unutmuyoruz. Sonrasında tri yani üç tane oksijen var. O zaman oksit şeklinde tamamlamamız yeterli olacak. C3F4 bak tri karbon diyeceğiz. 3 tane karbon olduğunu belirteceğiz. Ardından dört tane flor olduğuna göre tetra diyeceğiz. Ve anyon adını yazacağız. Florür şeklinde tamamlayacağız. Veya P2O5 ise bak difosfor gene bu defa 5 tane oksijen var. O zaman 5 olduğu için penta diyeceğiz ve oksit şeklinde burayı tamamlayacağız. Ya da S3N2 ise tri kükürt diyeceğiz arkadaşlar. An, öncelikle atom adını söylüyorduk. Bak azot için ne yaptık? Burada di azot dedik. Ama burada da azot olmasına rağmen bu defa di azot demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Di nitrür diyeceğiz. Sebebi ne? İkinci ametelin her zaman için anyon adını kullanıyor olmamız arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz çok önemli. İlk sıradaysa atom adı, ikinci sıradaysa anyon adını yazacağız. Eğer birinci elementin sayısı birse arkadaşlar bunu belirtmiyoruz. Bak az önce ne yaptık? Oksijenin sayısı mesela burada birdi. Monoksit olarak onu da belirttik. Ama birinci sıradaki ametalin sayısı birse bunu belirtmeye gerek yok. Yani bileşiğimiz buysa bunu monokarbon monoksit demeye gerek yok. Zaten gayet yaygın bilinen bir bileşik karbon monoksit şeklinde tamamlamamız yeterli olacak. İkinci ametalin sayısı bir olsa dahi belirtiliyor ama birinci ametalin sayısını belirtmemize gerek yok. Mesela bunu nasıl isimlendiriyoruz? Neden monokarbon dioksit değil de sadece karbondioksit diyoruz? Çünkü birinci ametalin sayısı belirtilmez. Veya bunu nasıl isimlendireceğiz? Karbon tetra florür şeklinde isimlendireceğiz. Çünkü birinci sıradaki bir. Şimdi buna baktığımız zaman monofosfor demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Fosfor diyeceğiz. Ve üç tane klor içerdiği için triklorür şeklinde tamamlayacağız. Şimdi burada çok önemli bir istisnamız var arkadaşlar. Azot ve hidrojenden oluşan bileşik. Normalde Azot hidrojene göre periyodik sistemin çok daha sağ tarafında bulunuyor. Dolayısıyla da hidrojenin elektronegatifliği çok daha düşük. Bak mesela hidrojenle oksijen arasındaki bileşiği H2O şeklinde yazıyoruz. Neden hidrojen önce? Çünkü hidrojenin elektronegatifliği daha düşük. Ama amonyakta bir istisna durum var. Amonyakta hidrojen daha düşük elektronegatifliğe sahip olmasına rağmen sonra yazılmıştır. Bu yüzden de bunu isimlendirirken azot trihidrür diye değil trihidrojen mononitrür şeklinde okumamız doğru olacaktır. Çünkü aslında bunun doğru şekilde yazılması H3N şeklinde olmalıydı. Sadece alışıla gelmiş bir durum olarak NH3 olarak aklımızda kalmış. Ama bunu yine de okurken trihidrojen mononitrür şeklinde okumamız doğru olacaktır. Peki karşımıza bir tane soru çıktı diyelim ki bileşi isimlendirmemizi istiyor. Burada e, şimdi verdiğimiz gibi Tamamı kovalent ya da iyonik olmak zorunda değil. Karma soru da gelebilir. O zaman böyle bir isimlendirme yaparken ilk olarak bakacağımız şey bizim bileşiğimiz. iyonik mi yoksa kovalent mi? İyonik o kurala göre isimlendireceğiz. Kovalentse bugün öğrendiğimiz kurallara göre isimlendireceğiz. Hemen örneklerle gidelim. İlk örneğimize bakıyoruz. Bak cabr 2 Hemen şunu diyoruz. Bu iyonik bileşik mi yoksa kovalent bileşik mi? Kalsiyum var yani metal var. O zaman iyoniktir buna kesin karar verdik. İsmi ne olacak o zaman? Kalsiyum bizim katyonumuzun adıydı ve anyonumuzun adı da bromürdü. Dolayısıyla kalsiyum bromür e, buradaki bileşiğimizin adı olacak. Geliyoruz OF2. Bak oksijen de flor da ametal. O zaman bu kovalent bir bileşiktir. Kovalent olduğuna göre bugün öğrendiğimiz kurala göre isimlendireceğiz. Nasıl isimlendiriyorduk? Oksijen birinci ametalin atom adını normal olarak yazıyorduk ve sayısı birse belirtmiyorduk. E, i̇kinci ametalin sayısını yazıp sonrasında da anyon adını yazıyorduk. Yani oksijen diflürür bu bileşiğin adı olmalıymış. COBR2 iyonik bir kovalent mi? Bak buna karar veriyoruz. Kobalt bir metal dolayısıyla iyonik olduğu kesin. Şimdi iyonikse iki seçeneğe bakacağız. Bizim kullandığımız e, metal bir geçiş metali mi yoksa bir baş grup elementimi mi baş grup metali mi? Kalsiyum bir baş grup metali iki A grup metali olduğu için doğrudan yazmıştık Roma rakamı kullanmamıştık. Ama buradaki gibi bir geçiş metali karşımıza çıkarsa burada Roma rakamına ihtiyaç duyuyorduk. Ve ne diyorduk yükü neyse bunu Roma rakamıyla belirtmemiz gerekiyor. Yani kobalt ama nasıl kobalt kaç kobalt şimdi kobalt burada Artı 2 yüklü olacak ki brom eksi 1 yüklüyken e, co br 2 şeklinde bir bileşik olsun. Mesela kobalt artı 4 olsaydı co br 4 şeklinde bir bileşiğe sahip olmamız gerekecekti. O yüzden kobaltın e, yükünü belirtmek zorundayız. Kobalt 2 ve bromür şeklinde de anyonumuzu yazmak zorundayız. PCL3 iyonik mi kovalent mi? İkisi de metal o zaman kovalent. Kovalentse ne yapıyoruz? E, doğrudan latin sayılarını kullanıyoruz. Bir tane fosfor var. Hemen sadece fosfor yazmamız yeterliydi. Üç tane de klor var. O zaman tri deyip anyon adıyla bunu tamamlamamız yeterli olacak. ALCL3 bak iyonik bileşik neden? Çünkü alüminyum bir metal. O zaman katyon adı artan yonadı adı yeterli. Alüminyumun katyon adı zaten yine alüminyum. Klorun anyon adı nedir? Klorür. Bak buradaki üçü triklorür şeklinde belirtirsek hata yapmış oluruz. Çünkü iyonik bileşiklerde böyle bir durum yok. Geçiyoruz yine örneklerimize. sif 4 Silisyum bir e, yarı metal arkadaşlar. Dolayısıyla kimyasal olarak ametallere benzediği için burada da yine kovalent bir bileşik oluşmasını bekleyeceğiz. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Birinci bileşiğimiz silisyumdu. doğrudan atom adını söyledik. İkinci e, atomumuz e, flor e, sayısını yazıyoruz. Tetra ve anyon adını yazıyoruz. Yani florür şeklinde tamamlıyoruz. Pbcl2. Bak iyonik bir bileşik var. Çünkü e, kurşun bir metaldir. Ve ne yapıyorduk iyonik bileşiklerde? Eğer geçiş metali varsa çinko ve gümüş hariç olmak üzere. E, bunu roma rakamıyla belirtmek zorundayız. Klor eksi bir olduğuna göre demek ki burada kurşun artı iki yüklüymüş. O zaman kurşun iki klorür buradaki bileşiğimizin adı olmalıymış arkadaşlar. Burada da yine tabii ki kurşun olduğu için iyonik bileşik ama neye dikkat ediyoruz? Buradaki 2 ve 4'ün değişimi aslında kurşunun yükünü farklılaştırıyor. Bu da Roma rakamının değişmesine sebep oluyor. Bunu nasıl isimlendireceğiz? Kurşun 4 <laughs> klorür olarak isimlendireceğiz. MgF2 magnezyum bir metal dolayısıyla iyonik bir bileşik var karşımızda. Katyonumuz magnezyum ki kendisi e bir A grubu metal olduğu için, iki A grubu metal olduğu için Roma rakamına ihtiyaç duymayız. Magnezyum flürür dememiz yeterli olacak. SCl2 ikisi de A metal. O zaman kovalent bir bileşik var karşımızda. Birinci A metalimizin adı kükürttü. Dolayısıyla kükürt olarak doğrudan atom adıyla isimlendiriyorduk. Ve ikinci bileşenimizden, ikinci bileşenimizden yani atomdan iki tane var. D yazdık ve klor olduğuna göre de klorür şeklinde tamamladık. Bu şekilde isimlendirmeleri görmüş olduk. Geçiyoruz arkadaşlar. Metalik bağlardan bahsedelim biraz da. Metalik bağı tanımlarken elektron denizi diye bir kavramdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Tanım olarak şunu söyleyeceğiz. Metal atomlarını bir arada tutan etkileşime metalik bağ denir. Bak metalik bağ bileşik oluşumuna sebep olmaz. Bileşik oluşması için ya iyonik ya kovalent bağ olacak. Metalik bağ sadece metal atomlarını bir arada tutan ama güçlü bir etkileşimdir. Nerede oluşuyor peki? Metal katyonları ile bu metal katyonlarının ortama verdiği değerlik elektronlarının e, meydana getirdiği elektron denizi arasında oluşan yine bir elektrostatik çekim kuvvetidir. Tıpkı iyonik bağda olduğu gibi burada da elektrostatik çekim kuvvetinden bahsedeceğiz. Nasıl bir durum var arkadaşlar? Şimdi diyelim ki kalsiyum atomundan bahsediyoruz. Kalsiyumun değerlik elektron sayısı 2 ya. İşte kalsiyum bu iki elektronlu ortama şöyle veriyor. Dolayısıyla kendisi artı 2 yüklü bir katyon oluşturuyor. Başka bir kalsiyum atomu daha geldiği zaman Aynı şekilde artı 2 yüklü olup ortama 2 elektron verecek. Veya başka bir kalsiyum atomu da yine 2 elektronunu verip kendisi artı 2 yüklü olacak. İşte bu şekilde milyonlarca kalsiyum atomunun orada olduğunu düşünün. Her bir katyon içinde 2 tane elektronun ortama geldiğini düşünün. Bu şöyle bir görüntü oluşturuyor. Sanki elektronlardan oluşmuş bir deniz var. Ve bu denizin içerisinde yüzen metal katyonları var. İşte bu katyonlarla bu elektronlar arasında oluşan bağlara ya da çekim kuvvetlerine de biz metalik bağ adı vereceğiz ve bu sayede de metallerin bütün özellikleri ortaya çıkacak <laughs> şimdi bu elektronların özelliği en önemli noktası bir deniz gibi te tanımladığımız için hareketli olabilmeleri arkadaşlar hareket edebiliyorlar katı haldeyken bile bu hareketliğe sahip oluyorlar ve metalik bağ sayesinde de metallerin bütün özellikleri ortaya çıkıyor. Tabii ki sadece element metallerden değil alaşımlardan da burada bahsedebiliriz. Ne gibi? Isı ve elektriği iletirler. Neden iletiyorlar? Çünkü hareketli elektron denizi bu iletime yol açıyor arkadaşlar. Ya da yüzeyleri parlaktır. Yine hareketli elektron denizi sayesinde ışığı yansıtabiliyorlar. Bu da yüzeyleri parlak olmasına sağlıyor. Tel ve lev haline getirilebilirler çünkü sen eğer diyelim ki çekişle vurdun bir metalin üzerine yani katyonların yerini değiştirdin elektron denizi hemen yerini değiştirip ona göre yeni bir form alıp e, yeni bir şekil oluşturuyor. Dolayısıyla da yine elektron denizi sayesinde metaller tel ve lev haline getirilebiliyor yani işlenebiliyorlar. Esnek bir yapıya sahip olmaları yine elektron denizliğindeki bu hareketlilikten kaynaklanıyor. Yine dövülebilir ve işlenebilir olmaları da onları zaten tel ve lev haline getirilmesini sağlıyor. Peki metalik bağın kıyaslanmasını daha doğrusu kuvvetinin kıyaslamasını yapacak olursak e, periyodik sistemde bunu nasıl değerlendirelim? Metalik bağın kuvveti arkadaşlar atom yarı çapı ile şöyle düşünelim atom yarı çapı arttıkça buradaki çekirdeğin Dışarıdaki değerlik elektronlarına olan uzaklığı artmış olmuyor mu? Bak bu hemen şuradaki bir değerlik elektronu olduğunu varsayalım oldukça yakın serbestçe dolaşan değerlik elektronlarına ama atomun çapı arttıkça çekirdekli dışarıdaki elektron deniz arasındaki mesafe artmış oluyor. Bu mesafenin artması da aralarında oluşacak etkileşimin düşmesine sebep oluyor. Yani bir metalin atom yarıçapı arttıkça metalik bağın kuvveti azalır diyeceğiz. Dolayısıyla aralarındaki ilişki ters orantılı olacak. O yüzden de aynı grupta yukarıdan aşağı doğru gittikçe metalik bağın kuvveti ne olacak? Şimdi yukarıdan aşağı doğru gittikçe çap büyüdüğüne göre ve ters orantılı olduğuna göre metalik bağın kuvveti azalır diyeceğiz. Yani lityum ve sodyumu kıyaslıyorsak lityumdaki metalik bağın kuvveti sodyuma göre çok daha yüksek olmak zorundadır. Bu da neye götürüyor bizi arkadaşlar? Lityumun erime noktası sodyumdan daha büyüktür. Bunun sebebi metalik bağının daha güçlü olmasıdır diyeceğiz. Peki periyodik sistemde sağa doğru gidersek nasıl bir değişkenlik göreceğiz? Arkadaşlar bu defa da diyeceğiz ki eğer sen sağa doğru gidiyorsan periyodik sistemde. Şimdi lityumun bir tane değerlik elektronu var. Berilyumun iki tane var mesela. Hemen yan tarafa gitseydik üç tane olacaktı. Sağa doğru gittiğimiz varsayalım. Tabii ki sadece metallerden bahsediyoruz burada. Değerlik elektron sayısı arttıkça atomun çapı ne yapıyordu? Küçülüyordu. Bak çap küçülüyor. Bunun yanı sıra ne dedik? Elektron denizini buradaki değerlik elektronları oluşturuyor. Yani lityum sadece bir tane elektron vererek bu deniz oluşturacak. Ama berilyum iki tane elektron vererek bu denizi oluşturacak ve çekirdeğinde dört tane proton olurken lityumun sadece bir tane, üç tane proton olacak. Bu da neye sebep olacak? Değerlik elektron sayısı ile metalik bağın kuvveti tabii ki doğru orantılı olacak. Ne kadar fazla değerlik elektronu varsa o kadar fazla e yük oluşacak. Bu da daha fazla çekim oluşmasına sebep olacak. Bu da ne demek oluyor? Aynı periyotta soldan sağa doğru gittikçe metalik bağın kuvveti artar dememize sebep oluyor. Yani lityum ve berilyumu kıyaslıyorsak berilyumun metalik bağının kuvveti lityumdan daha yüksektir. Bu da berilyumun erime noktasının lityumdan daha yüksek olmasına sebep olacak. Bak şun iki kavramı karıştırmıyoruz. Metalik aktiflik dediğimiz zaman diyorduk ki sola ve aşağı doğru gittikçe metalik aktiflik artar. Yani en aktif metal fransiyumdur diyorduk. Ama metalik bağ kuvveti dediğimiz zaman tam tersini ifade ediyoruz arkadaşlar. Sağa ve yukarı doğru gittikçe metalik bağın kuvveti artar. Ve aynı şekilde erime noktası sağa ve yukarı doğru gittikçe artar. Yani florun hem erime noktası hem de metal, e, fransiyumun özür diliyorum. Hem e, metalik bağın kuvveti hem de erime noktası oldukça düşük oluyor. Diğer metallerle kıyasladığımız zaman. Ama şu kıyaslama... E sadece metaller arasında geçer. Bunu unutmuyoruz. Yani metalik bağın kuvvetli element 7A grubunda yukarıdadır ya da helyumdur demiyoruz tabii ki. Sadece metallerden bahsediyorsak bu kıyaslamayı kullanabiliriz. Neler öğrendik şimdiye kadar bakalım. Kovalent bağın oluşumunu gördük. Lewis formüllerini çizdik. Polarlık apolarlık mevzusunu hem bağ polarlı üzerinden hem de molekül polarlığı üzerinden tartıştık. Kovalent bileşiklerin adlandırmasını yaptık ve iyonik bileşiklerden e, bu adlandırma esnasındaki farklılıklardan bahsettik. Metalik bağı tanımladık ve metalik bağın e, metallerin fiziksel özellikleri üzerindeki etkisi üzerine durduk. Tabii ki metalik bağın e, kuvvetinin de kıyaslamasını yaptık. Güzelce dersimizi tamamladık o zaman artık ödül sorumuzu cevaplamaya hazırız. Ee, cevaplayalım yorumlarda paylaşmaya asla ihmal etmeyelim videoyu lütfen beğenelim ee, ve kanala abone değilsek hala da abone değilsek bir an önce abone olalım ki hiçbir ders kaçmasın ve bir sonraki dersimizde yine tam da burada buluşalım hepinize sağlıklı günler diliyorum tekrar görüşmek üzere.